karşı seçim yapıp iki tane teknik koridoru kazanabilirlerdi. Çok doğru söylüyorsun. Bu yapılabilirdi ama muhtemelen burada Doğuş Üniversitesi Aurora kendi takım planından. Ken baskın atacak mı acaba? Orianna biraz önde, Korean Kid. Onun önünde oynamasını değerlendirebilir. Gilius belki dedim. Orada hemen kışkırtma geldi. Nagne güzel bir hasar veriyor. Korean Kid'in üzerine gitti. Sıçrayla beraber Korean Kid arındırında kullanıyor. Yandan My Pleasure geldi orada. İlk kan Nagne olabilir burada. Bir sıçra, bir vuruş. İlk kan My Pleasure. Çaylak Ormancı. İlk kanı alan isim oldu. Çaylak Ormancı doğru zamanda doğru yerde olmanın ödülünü aldı. Ve ilk ejderi de alacak gibi duruyorlar şu anda. Orta koridor kontrolü de olduğu için çok rahat alıyorlar. Yani alt koridoru ittirmiş olmanın avantajını kesinlikle kullanamadı Beşiktaş. Burada bayağı bir vakti var. Tabii belli bir candan sonra şimdi Gilius aşağıya geliyor. My Pleasure da buraya yakın. Ama Padden çok önde yakalandı. Bakalım Vandal Boğ ne yapacak? Padden'ın çok az yanı kaldığını görüyoruz. Padden burada düştü. Arkadan bir de Sion ultisi geliyor. Burada Vandal Boğ'un da düştüğünü göreceğiz. Doğuş Üniversitesi Aurora'nın alt koridorunu Gilius ve Korps alıyor. Kolay değil yalnız. O kurumcanın neredeyse tam. Bugün alamette yalnız bayağı bir... yalnız arka tarafta yakalanan bir isim var. Çok güzel kaçtı oradan Padden. My Pleasure önde kalmıştı. Padden bir de sıçra. Vandal Bow buradan ultisiyle uzaklaşıyor. Yalnız Korps'a Gilius'un canı çok az. Şahane bir oyun My Pleasure'dan. Gerisi gelecek mi acaba? Korps önde kaldı. Korps skorunu almayı başarıyorlar. Şimdi Penki buradan çıkmaya çalışıyor. İki yük var üzerinde. Üçüncü yük geldi. Dördüncü yük gelmesine gerek var mı? Yine de muhteşem oyun. Nagne oynadı burayı. Nagne. Ama karşılıklı skorlar gelmeye devam ediyor. Şimdi avantajlı isim Holy Phoenix. Holy Phoenix son vuruş yapabilecek mi? Sırçaya attı. Bir vuruş daha. Bir de içlik topu. Son bir hasar gelmeyecek. Neredeyse katliam geliyordu Beşiktaş'tan. Neredeyse. Ucundan kaçtı. En son savaş tamam. Ucundan kaçmadı. Nereye kaçıyor? Padden madem gelmedi ben veriyorum dedi. Aynen roket kemeri unuttu. Gerçekten başlatan isim. Penki yalnız orada tamamen canaviyle bir şey yapıyor. Yani zaten düşeceğinin farkında bu kır geçiriz. Hani hasarın ötesinde sersemletme etkisi orada çok işe yaradı bu arada. Güzel bir ulti My Pleasure'dan ama Nagne kulenin altına kaçmayı başardı. Doğuş Üniversitesi Aurora hala zorluyor hasarını yetmeyecek. Yalnız tam tekli dereceli de abi bütün ultileri üzerime attılar oldu. 3 ulti yedi. Şimdi tren geldi. My Pleasure'ı yakalamak istiyorlar ama My Pleasure geri dönmek istemiyor. Korps'u önüne yakaladı. Korps'tan güzel bir ulti ama arada yakalanan isim kendisi oluyor. Korps'u katletmeyi başardılar. Gilius şimdi o da 3 kişinin arasında. İşte beklediğimiz combo ama Nagne arada yakalandı. Nagne 5 kişinin arasında buradan çıkması mümkün değil. Doğuş Üniversitesi Aurora kitle kontrol etkilerini hissettiriyor şu an. Camille Galio kombosu geliyor ama takip edecek hasar yok henüz. Kaisa henüz o hasara ulaşmış değil. Yani Holy Phoenix'in Kaisa oynadığı maçlarda hep gördüğümüz bir şey var. 26-20... Medley kötü pozisyonda yakalanabilir. Gilius şimdi onun üzerine gidecek. Arkadan hemen yardıma gelen Holy Phoenix var. Medley'nin burada kurtulma ihtimali yok. Gilius'a bıraktı skoru ve Gilius son vuruşu yaparak... Galio var, Camille var. Gilius yanında bekliyor. Wendredoğma hedef olacak. Hayır. Korean Kid hedef oldu. Yalnız orada Sejuani ultisi kaçmasına rağmen burada güzel bir sıçra Korean Kid'den. Arka tarafta Padden yakalandı. Padden'ı hemen alıyor Holy Phoenix. Bu Holy Phoenix'in savaşı olacak. İkinci skor da geldi. Ama bir anda iki skor birden alıyor ama bir Korean Kid var. Ve bir anda yine tersine döndü savaş. Bu sefer Doğuş Üniversitesi Aurora lehine tersine döndü. Korps güzel sıçra. Beşiktaş şimdi üst koridorda can çekişen kuleyi de alacak rahatlığı için. Çok fazla heyecanlı anlara tanıklık etmedik son 5-6 dakikadır. Bir tane kule işte, iyice canı azalan kule geldi. Aradaki altın farkı da çok önemli bir miktar değil, sadece 1000. Beşiktaş e-Sports böylece kulelerde durumu tekrardan eşitledi. 3'e 3'lük bir durum var ve bu da Beşiktaş'ın altında tam 1400 altın öne geçmesine sağladı. Çok da önemli bir rakam değil yani. Bu dakika için artık bir önemi kalmadı bu arada. Korps yakalandı, şimdi istediklerini yapabilecekler mi? Vandal Bow araya girdi ama Korps doğru seçim mi? Vandal Bow çok fazla hasar aldı. Arka taraftan Padden güzel bir ulti. Korps'un canı bir hayli azaldı ama Penki dünyaları tanklıyor burada. Arkada Vandal Bow düştü. Şimdi Gilius orayı da atmaya geldi. Nagne ile beraber arka arkaya skorlar. Bir skor da Holy Phoenix'ten. Ulti ile de araya girdi. 2'de 2, 3'de 3. Katliam. Beşiktaş şimdi inhibitörlere doğru gidecek. Hasar yetmiyor dedik. Bu sefer hasarı yetmeyen taraf Aurora cephesi oldu. Korps'u düşüremediler. Hemen arkasından yine combo geldi. Galio'nun hasar azaltma özelliği sayesinde oradaki savaşı kazandılar. Bu katliam oyunu bitirmelerine yetecek mi bakalım? Evet, 20 saniye var, muhtemelen oyunu bitirecekler. Beşiktaş tek savaşla oyunu bitirmeye gidiyor. Kaan Kural, az önce söylemiştin. Bundan sonra bir savaş belirleyici olacak demiştin. Muhtemelen sen de oyunun hemen bitmesini tahmin etmiyordun. Yok, ama ben yani anında bitirdiler. İki farklı olursa Baron ve ondan sonra biterdik ama katliam olunca tabii oyunu bitirecek. Hem de skor vermeden katliam olunca bir anda oyun bitti. Beşiktaş düelloyu yaptı, tetiği bir anda çekti. Bir anda çekti ama daha önce yaptıkları kombolarda yetmeyen hasar bu sefer Holy Phoenix'in ekstra hasarı sayesinde, Galio'nun artan hasarı sayesinde yetti. Katliamı aldılar. Aslında savaş gene daha iyi başlayan, savaşa daha iyi başlayan taraf Aurora'ydı. Fakat onlar takip edemediler Korps'u yakaladıktan sonra. Ve söylemiştik bunu zaten. 27. dakikadan sonra Holy Phoenix'in o Kaisa'sı devreye giriyor demiştik. Ve aynen de öyle oldu. 30. dakikada bir tane savaş. Holy Phoenix 3'te 3, Nagne 2'de 2. Maç bitti. Aynen öyle. Ama her şey şeyde başladı.